Mesh gelişmiş modelleme yapmaya sağlayan iki tane araçtır. Bu iki araç birbirinden farklı özellikler göstermekle beraber temel özellikleri birbirine çok yakındır. Mesh Editable Mesh ağ örgü model mantığıyla çalışırken Editable Poly poligon yüzey modelleme mantığına dayanmaktadır. Günümüzde Editable Poly Editable Mesh'e göre daha kullanılabilirliği fazla ve sürekli yeni özellikler etkilenerek daha çok Editable Mesh'in yerini almaktadır. Bu iki objenin, bu iki aracın özelliklerini belirtmeden önce daha önce uyguladığımız modifierlardan bu iki aracın farklılıklarını neler olduğunu anlatmaya çalışalım. Sahnemde görmüş olduğunuz gibi iki tane obje var. Buradaki silindiri seçelim. Silindiri seçtiğimizde daha önceki derslerde hatırlarsanız bunların üzerine modifierlar uygulayarak farklı şekillere sokabiliyorduk. Modifier liste tıklayarak burada taper modifierini bu obje üzerine uyguladığımda buradaki parametre kısımlarına şu şekilde değiştirdiğimde objenin farklı şekillere ve formlara sokuyorduk. Ve burada objenin temel ilk parametrelerinin sabit kaldığını veyahut da yok olmadığını görüyordum. Yani dilediğim zaman bu modifiyeri kaldırarak buradaki objenin ilk haline geri dönebiliyordum. İşte bundan farklı olarak uygulayacağımız Editable Mesh ve Editable Poly araçları bu objelerin öz yapısını tamamen değiştirmekte ve obje farklı bir özellik kazanmakta. Buradaki uygulama modifiyeri kaldırayım. Gelelim buradaki box'a. Bu objeyi seçtikten sonra mouse'tan sağa tıkladığınızda ve en altta bulunan Convert to Editable Poly'e geldiğinizde bu obje artık tamamen Editable Poly bir obje olmuştur. Modifier liste tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi artık Editable Poly'nin altında bu objenin parametrelerini, box'ın parametrelerini gösterir herhangi bir buton bulunmamakta. Bu şu anlama gelmekte, artık bu obje tamamen Editable Poly, poly bir nesne haline gelmiştir. Burada görmüş olduğunuz alt parametrelere inmek suretiyle bunların alt seçenekleri olan, bu objenin alt seçenekleri olan noktalardan, bakın noktalardan, vertexlerden şu şekilde nokta olarak seçtiğimde bunun üzerinde istediğim yöne çekitebilir, istediğim yöne hareket ettirebilir veyahut da CTRL-Z ile burada poligon yüzey olarak seçtiğimde bunu istediğim yönde sürükleyebildiğimi ve üzerinde düzenlemeler yapabildiğimi fark ediyorum. Yine edge kenar mantığıyla buradaki kenarlar istediğim şekilde sürükleyerek veyahut da keserek veyahut da üzerinde yeni noktalar ekleyerek farklı formlar üretebilirim. Editable Poly'nin araçları çeşitlidir. Bunun üzerinde yeni kenarlar ekleyebilir, yeni noktalar ekleyebilir. Bu noktaları farklı formlara sokabilir. Bunları iki tane objeyi birbirine bağlayabilir. Veyahut da yüzeylerini birbirine bağlayabilir. Veyahut da modeller oluşturabiliriz. Bu menüler tamamen bunların ayarlarını kapsamaktadır. Yine Editable Poly'den farklı olarak Editable Mesh'te aynı benzer mantığa dayanmakta. Seçtiğiniz objeyi sağ tıklayarak Convert to Editable Mesh dediğiniz anda artık görmüş olduğunuz gibi obje mesh'tir. Ve objenin parametreleri artık yoktur. Yani obje tamamen mesh bir obje oldu. Ve bu mantıkta yine Editable Poly'ye benzer olarak görmüş olduğunuz gibi Vertex, Edge, Face, Polygon ve Element alt seçeneklerini kullanmak suretiyle objeyi farklı şekillerde, farklı alt parametrelerde seçip istediğiniz formlar üretebilirsiniz. Yine burada Edge kenar
bir şekilde seçmek suretiyle objeyi farklı formlar, farklı buradaki diğer alt seçenekleri kullandığınızda yine bunun altında bu seçenekleri kullanabileceğiniz menüler açılacaktır. Örnek vermek gerekirse buradaki poligonu seçtiğimde burada hemen altta bulunan Extrude butonuna tıklamak suretiyle bu yüzeyi ne yapabilirim? Yukarı doğru şu şekilde yükseklik verebilirim. Yine Bevel'la buna ne yapabilirim? İçe ve dışa doğru bu şekilde objenin yüzeyinin daralmasını veya da genişlemesini sağlayabilirim. Edit Mesh'in yerine günümüzde Edit Poly'nin çok daha yaygın kullandığını bahsetmiştik. Özellikle hazır modellerinizi sahnenize getirdiğinizde Edit Mesh ile Edit Mesh objeler olduğunu görürsünüz. Bu Edit Mesh'e dönüştürme nedeni de modifier'ların zaman içerisinde farklılaşması ve modifier alt özelliklerin değişmesi. Bu nedenle modellemeciler bunları Edit Mesh haline bir daha kaydetmekte ve bu şekilde hazır model olarak sunmaktadır. Kullanacağınız objelerin birçoğunun Edit Mesh olacağını göreceksiniz. Temizde daha çok Edit Poly değineceğiz. Edit Table Poly ile esnek yüzeyler, sinema karakterleri, oyun karakterleri ve buna benzer esnek farklı formlara sahip istediğimiz objeler modelleyebiliriz. Endüstriyel objelerde yine dilediğimizde modelleyebiliriz. Editable Poly dediğimiz gibi 3D Max'in en gelişmiş modelleme aracıdır.